Gençler merhaba, yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi Homework. Homework 1, 2 ve 3'ü ardı arkasına oynamayı düşünüyorum. Çok uzun hikayelere sahip değiller. Yani gameplay olarak çok uzun değiller bildiğim kadarıyla. Özellikle Homework 1 ve Homework 2'den bahsediyorum. Homework 3 daha uzun olabilir. Peki, bu oyun ilk kez 98 yılında ya da 99 yılında yayınlanmıştı. Ardından hemen ikincisi ve çok uzun bir süre sonra ise üçüncüsü yayınlandı gençler. Biz 1 ve 2'nin remastered versiyonunu oynayacağız. Çok fazla uzatmayalım, girelim. Ben gerekli bilgileri zaten oynarken size vereceğim. Peki, ilk görevden başlıyoruz. Bu arada tüm sinematiklere ve anlatımlara Türkçe altyazı girmeyi düşünüyorum. Eğer çok fazla zamanımı almazsa bunu yapacağım gençler. Böylece siz izlerken daha çok keyif alabilirsiniz. Years ago, a satellite detected an object under the sands of the Great Desert. An expedition was sent. An ancient starship buried in the sand. Deep inside the ruin was a single stone that would change the course of our history forever. On the stone was etched a galactic map and a single word more ancient than the clans themselves. Higara, our home. The clans were united, and a massive colony ship was designed. Construction would take 60 years. It would demand new technologies, new industries, and new sacrifices. The greatest of these was made by the scientist Karen Sajet, who had herself permanently integrated into the colony ship as its living core. She is now Fleet Command. The promise of the Guide Stone united the entire population. Every mind became focused on the true origin of our people. Every effort on the construction of the ship that would seek it out among the stars. Scaffold control standing by. All stations green. You're cleared to approach. You got it. Bays 8, 9, and 10 sealed. Scaffold decks A, B, C secure. Decks D and E secure. Scaffold secure. All systems green. Release crew standing by. What a beautiful sight. This is Fleet Command. Reporting mothership relaunch status. Command online. Resourcing online. Construction online. Cryogenic subsections A through J online. K
K through S, online. Scaffold control, stand by for alignment. Alignment confirmed. Stand by, release control. All caliper banks released. The mothership has cleared the scaffold. We are away. Stand by for command line testing. Command line green. Initial fleet in position. Course deleted. Peki. Kontrol bize geçti gençler. Şimdi şöyle bir bakalım. Fleet intelligence going online. Our task is to analyze all sensor data and generate mission objectives. Before the hyperdrive test, several trials must be completed. Test construction by building the primary research ship. Test resource processing by harvesting the asteroids provided nearby. Hyperspace module charging. 35% capacity and rising. The mothership will be ready for the hyperdrive test in 10 minutes. Mothership. Stand down, yes. We're on hold. Stand by to begin combat trials. First, we will be monitoring formation performance. Target drones have been provided here. Assign a formation to your fighters and destroy the drones. Peki. Şimdi oyun grafik olarak çok fazla bir şey vaat etmiyor gençler. Kaldı ki bu oyun 25 yıllık bir geçmişe sahip. O yüzden çok büyük beklentiler içinde değiliz. Fakat efsanevi bir hikayesi var ve efsanevi bir yolculuk vaat ediyor. Aslında kısaca özetlemem gerekirse, hani altyazı gireceğimi söyledim ama ben yine de hikayeyi kısaca özetleyeyim. Bundan 100 yıl önce Karak gezegeninin büyük çölünde uydular bir cisim keşfediyor ve bu cismi araştırmak için bir birim gönderiliyor. Araştırma sonucunda devasa bir uzay gemisi bulunuyor, bir enkaz, uzay gemisi enkazı bulunuyor ve bu enkazın içerisinde de bir taş tabletin üzerine kazınmış bir harita, galaktik bir harita. Bunun üzerine Karak gezegeni atalarının bu gezegene başka bir yerden geldiğini düşünerek bu haritadaki yolculuğa, haritadaki lokasyona çıkmak için şu an karşımızdaki mothership, yani ana gemiyi inşa etme kararı alıyorlar. 60 yıl sanırım, 60 yıl boyunca bu geminin inşaatı sürüyor ve son aşamasına gelmiş bulunuyor. Şimdi hikaye başlamadan önce bizden bir takım testleri yapmamızı istedi. Bir hyperdrive motoruna sahibiz ve bu motorla hızlı şekilde zıplamaları yaparak hedefimize gideceğiz. Ama öncelikle bu hyperdrive'ı test etmemiz lazım. Ve şu an oyunun başındaki küçük tutorial diyebilirsiniz, bize bazı şeyleri öğretecek. Bu testleri yaparak hikayeye giriş yapacağız. Peki, görevimize bakalım. Bir tane araştırma gemisi inşa etmemizi istiyor, asteroidleri kazmamızı istiyor ve hedef dronları yok etmemizi istiyor. Tamam. Hemen inşaattan şöyle bir bakalım. Construction underway. İnşa ediyorum. Ready. Copy. Şu ikisini Roger. Hemen kontrol sıfırla 10 numaralı gruba atayıp onlara gidin ve kazın diyorum. Savaş gemilerini de 1 numaraya atayıp hedefe gideceğim. Haritaya çıkalım.
En route. Şuraya gidin bakalım. Biz de peşlerine takılalım gençler. Roger. Bunlar, evet bunlar scout. En vasıfsız gemiler diyebiliriz. İlerledikçe öylesine gemiler oluşturacağız ki yani kapital gemiler, drone gemileri vesaire vesaire. Bu arada research division is online. Begin fighter chassis research immediately. Tamam, halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Show no mercy. Şöyle. Burayı dağıtın bakalım. Acknowledged. Bu bizim araştırma gemimiz. Bize bir araştırma verdi. Onu hemen yapıyorum. Pursuing targets. Local resources exhausted, fleet. Moving on. Formation trial complete. Flight analysis shows a 22% increase in combat performance. The next trial will test the effectiveness of tactics. Stand by to begin tactics trial. Use aggressive or evasive tactics and engage the target drones here. Peki. Kapat şunu lütfen. Group 1 copies. Insufficient resources. Research paused. Şu an kaynaklarımız tükendiği için araştırmayı devam ettiremiyoruz. Ya gemiler buraya gelsin lütfen ya. Peki. Group 1 reporting. Weapons set to full power. Strike group confirmed. Bu arada evet. Bobby. Bu arada EVE Online'ı seven arkadaşlar, EVE Online'ı oynayan arkadaşlar bu oyundan zevk alacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle gemi tasarımlarını gördüğünüz zaman EVE Online'ın hangi oyundan referans aldığını da yavaş yavaş anlamaya başlayacaksınız. Bazı gemi tasarımları var ki neredeyse EVE Online'daki gemi tasarımlarıyla birebir. Ama tabii ki burada biraz daha low poly denecek şekilde tasarlanmışlar. Peki. Tactics trial complete. The next trial will test the performance of the salvage corvette. Build one and capture the target drone here. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bir numara. Docking with mothership. Git ve ana gemide bekle. Mothership. Salvage Corvette üretmemizi istedi. Evet, aynen Salvage Corvette üretmemizi istedi. Bir tane üretelim. Mothership. Şunu da şöyle açsak daha sağlıklı olur. Peki. Herhangi bir araştırma yok. Scout'lar, Interceptor'lar. Büyük gemiler henüz daha açılmadı. Tabii ki şu aşamada açılmasını beklemiyoruz. Salvage Corvette'imiz üretilsin. Salvage Corvette complete. Ready. Yakaladım seni. Şunu da 9'a yerleştirdim. Coordinates confirmed. Şuraya git bakalım. Salvage Corvette'lerin şöyle bir özelliği var. Hedefi yakalayıp getirebiliyor gençler. Böylece onu asimile edebiliyorsunuz. Yani bir düşman gemisini yakalayıp ana gemiye getirmeyi başarabilirseniz ana gemi tarafından asimile edip sizin filonuza dahil ediliyor. Acknowledged. Peki. Copy. Kontroller konusunda biraz zayıfım.
Alışkın olduğunuz oyunlara pek benzemiyor gençler, çünkü 25 yıllık bir oyundan bahsediyoruz. Her ne kadar iyileştirilmeye çalışılsa da ufak tefek farklar var. Modern oyunlara göre ufak tefek farklar var. Mothership. Resource collector awaiting orders. Stand by for hyperdrive test. Internal pressure doors will be sealed in 2 minutes. Abort system standing by. Hyperspace module fully charged. I am ready to initiate quantum wave generation. On your mark. Good luck, everyone. All sections have reported in. We are clear to proceed. Trigger the hyperspace drive at your discretion. Tamam, bizden hyperspace'e atlamamızı istiyor ama şu anda onu yapmayacağım. Şöyle henüz daha kazabileceğimiz bir şeyler var mı? Maalesef yok. Hepsini kazmışız. Peki şöyle bir şey yapalım. Bunları alabiliyor muyum bilmiyorum. Group 9 copies. Destination locked in. Bir şansımızı deneyelim. Şu aşamada alacağını pek sanmıyorum ama yine de denemek istiyorum gençler. Hatta bunları alabilmek için iki tane. Evet. Assembly bir underway. Tane daha üretelim. Bir tane daha ürettim. Confirmed. New heading set. Maalesef şu anda alamıyor. Peki. Docking with mothership. Görevimize bakalım. Görevlerin tamamını bitirdim. Tek yapmam gereken hiperuzaya atlamak olacak ama atlamadan önce şunlardan üretmek istiyorum gençler. Ne kadar paramız kalacak onu bir görelim. Salvage corvette complete. Tamam. Interceptor. Construction underway. Berths are clear. Construction underway. Şu aşamada 5 tane interceptor üretiyorum. Interceptor complete. All right, let's get started here. Mothership. Acknowledged. Interceptor complete. Copy. Group 9 reinforced. Tekrardan gruplandırdım. Interceptor complete. Standing by. İki tane varmış. Peki. Interceptor complete. Mothership. Group 1 reporting. Interceptor complete. Scout birliği nerede? Strike group coordinate. Şuraya gelsin. Hayır, yanlış yere gidiyorsunuz. Acknowledged. Ready. Destination locked in. Tamam. Şimdi şunların hepsini seçip kontrol 1 ile aynı gruba atıyorum. Formasyonlarını da şu şekilde yapalım. Copy. Şunu da kapat. Peki. Birinci bölümü burada bitireceğim gençler. Her videoda bir bölüm geçeceğiz. Her videoda hikayenin bir bölümünü geçeceğiz. Şimdi oyunu kayıt edeceğim ve bir sonraki bölümde tam olarak kaldığımız yerden hyperspace'e atlayıp ikinci göreve devam edeceğiz. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım oyunu zevk alarak izlersiniz. Çünkü ben zevk alarak oynayacağımdan adım gibi eminim. Peki. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.